Merhaba arkadaşlar. Bahçe tarımı 2 dersine yumuşak çekirdekli meyve türleri ve nar yetiştiriciliği bölümüyle başlayacağız. Bu programda elma, armut, ayva ve narın ekonomik önemini, morfolojik ve biyolojik özelliklerini, bahçe tesisi ve kültürel işlemlerini ele alacağız. Elma ile bölümümüze başlayalım. Elmanın Doğu Asya, Orta Asya, Batı Asya Avrupa ve Kuzey Amerika bölgelerinde 30 kadar türü bulunmaktadır. Ülkemize baktığımızda ise önemli bir elma üreticisi olduğunu ve en çok da göller yöresinde Isparta elinde yetiştiğini söyleyebiliriz. Elma üretiminde pazar değerinin düşmemesi için dikkat etmemiz gereken koşullar bulunmaktadır. Yazın nispi nemi düşük olan sıcak yerlerde güneş yanıklığı görülmektedir. Bu nedenle de gölgelemeden yararlanmamız etkili olacaktır. Elma uzun süre depolanabilmekte ve uzun süre taze olarak tüketilebilmektedir. Ayrıca reçel, konserve, meyve suyu gibi birçok farklı kullanım türü olduğundan dünyanın hemen her yerinde yetiştirilmektedir. Elma ağaçlarının büyümeleri de türlerine göre farklılık gösterebilmektedir. Bu ağaçlar saçak köklüdür ve kökleri yüzeysel gelişir. Tomurcuklar sürgün tomurcuğu ve çiçek tomurcuğu olarak ikiye ayrılır. Taç yaprakları beyaz, pembe veya açık kırmızı renktedir. Elma meyvesinin yumurtalık ve yumurtalığı çevreleyen çiçek dokusunun etlenip sulanmasıyla meydana geldiğinden yalancı meyve olarak tanımlamaktayız. Elmalarda döllenmeyle devam edelim. Elma çeşitlerinin çoğu diploittir. Birçok elma çeşidi Çiçek tozu, sitik moğuşmazlığı nedeniyle kendi çiçek tozu, kendi dişisini dölleyemez. Bunun için de çeşitli tozlayıcılar kullanmaktayız. Elmanın isteklerine baktığımızda ise soğuklara en çok dayanan meyve olduğunu görmekteyiz. Marmara, Ege, Akdeniz ve Karadeniz'in yüksek yerleri en uygun yetiştirme alanlarıdır. Elmalar köklerinden dolayı da ağır topraklara dayanıklıdırlar. Elmayı bahçe tesisiyle yetiştirme durumundaysa, daha çok bodur anaçlardan faydalanmaktayız. Elmaların genetik yapısı heterozigot olduğundan, tohumla çoğaltıldığında mutlaka açılma göstereceklerdir. Elma üretiminde, çöğür anaç elde etmek için olgunlaşmamış meyvelerden tohumlar katlanmaya alınır. Daha sonra, Mart ayındaysa tohum yastıklarına veya direkt aşı parseline ekilerek çöğürler elde edilir. Evet arkadaşlar. Şimdi de armut yetiştiriciliği ile devam edelim. Armutlarla ilgili ilk söyleyebileceğimiz Çin, Orta Asya, Kafkasya ve Batı Asya'nın gen merkezleri olduğu, olduğudur. Ülkemizde üretimi Marmara, İç Anadolu ve Ege bölgelerinde kapama bahçelerden faydalanı, faydalanılarak yapılmaktadır. Taze tüketiminin yanında reçel, meyve suyu, likör, tatlı gibi farklı tüketim olanakları da bulunmaktadır. Armutların büyümelerine baktığımızda, dik bir büyüme gerçekleştirdiklerini ve 7 ila 12 metreye kadar taç oluşturabildiklerini söyleyebiliriz. Çiçekleri elmaya göre önce açmaktadır ve erselik yapıdadır. Armut çeşitlerinin çoğunun diploid olduğunu bilmekteyiz. Armut tür türleri, olgunlaşma açısından farklılık göstermektedir ve 3 grup altında toplanır. Ülkemizde Haziran-Temmuz ayları içinde olgunlaşan erkenci yaz armutları, Ağustos-Eylül aylarında olgunlaşan güz armutları ve Ekim-Kasım aylarında olgunlaşan kış armutları yetiştirilmektedir. Armutlar elmaya göre daha sıcak bölgelerde yetişmektedirler. Kazık köklü olduklarından da armutları derin topraklara dikmeliyiz. Ayrıca kurak koşullara da elmadan daha çok dayanır. Bahçe tesis edeceğimizde en çok aşılı fidanlara başvurmaktayız. İyi verim elde edebilmemiz için de mutlaka tozlayıcı bulundurmamız gereklidir. Çoğaltma yapacaksak eğer vegetatif yöntemlere başvurmalıyız. Sıradaki ele alacağımız meyvemiz ayva olacak. Ayvanın ana vatanı Kuzey Batı İran, Kuzey Kafkasya, Hazar Denizi çevresi ve Anadolu'dur. Ülkemizde çok soğuk bölgeler dışında özellikle Marmara bölgesinde üretimi gerçekleştirilmektedir. En fazla üretimin olduğu ilimiz Sakarya'dır. Ayva meyveleri sindirim sistemine son derece yararlı olup bazı hastalıkların tedavisinde bitkisel ilaç olarak da kullanılmaktadır. Ayrıca ayva da sadece taze olarak tüketilmemekte, komposto, jöle, marmelat ve reçel olarak da tüketilmektedir. Ayva ağaçları çok sayıda dip sürgünü oluşturduğundan çalı formunda görmekteyiz. Yarı kazık köklü olduğu için birçok bölgede sulamadan da yetiştirilmektedir. Çiçek tomurcukları ise kısa ve zayıf sürgünlerde, uçuca yakın tomurcuklarda oluşmaktadır. Ayva meyvesi yalancı bir meyvedir. Olgunlaşmadan önceki halinin yeşil, olgunlaştıkça sarı olduğunu belirtebiliriz. Ayrıca meyve yüzeyi çok kısa tüylü, meyve eti sert veya yumuşak, sulu veya kuru, gevrek veya boğucu olabilir. Meyve yüzeyindeki tüylerin kolay temizlenmesi ve et kısmının yumuşaması bize meyvenin olgunlaştığını göstermektedir. Ayvayı eğer çoğaltmak istersek vegetatif yöntemlere başvururuz. Çelik, tepe daldırması ve dip sürgünüyle rahatlıkla çoğaltabiliriz. Programımızda ele alacağımız son meyve türü nar olacak. Narın ana vatanı Orta Doğu, Kafkasya ve Yakın Doğu gibi Asya'nın farklı bölgeleridir. Ülkemizde en çok üretimi ise Antalya'da yapılmaktadır. Narın gövdesi, meyvesi, çiçeği, kökü, ilaç, boyama, pektin gibi birçok alanda değerlendirilmektedir. Narın çalı şeklinde bir ağaçtır ve 3 ila 5 metre yüksekliğe kadar taç oluşturabilmektedir. Çiçekleri büyüktür ve çok kısa bir sapla veya doğrudan dala tutunurlar. Bu çiçekler erseliktir. Geç açar ve çiçeklenme süresi uzun sürer. Sıcak, ılıman ve subtropil iklim bölgelerinde üretilen narlar içinse derin, nemli ve geçirgen topraklardan faydalanabiliriz. Bahçe tesisi kurarken de dikim aralıkları tercihe göre değişmektedir. Eğer narı çoğaltmak istersek de çelik daldırma ve dip sürgünleri ile bunu yapabiliriz. Değerli arkadaşlar, bahçe tarımı iki dersi kapsamında, yumuşak çekirdekli meyve türleri ve nar yetiştiriciliği konusunu değerlendirdiğimiz programımızın sonuna geldik. Bu bölümde sizlere elma, armut, ayva ve narın ekonomik önemini ve çeşitli özelliklerini tanıtmaya çalıştık. Bir sonraki programımızda sert çekirdekli meyve türleri ve zeytin yetiştiriciliğini inceleyeceğiz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.